bağlasınlar, isteyirlər bağlasınlar. Stefana Kerim. Bakü'den merhaba efendim. Ben Fuat Kozluklu. Özel yayınla karşınızdayız. Kutlu bir zaferin, destansı bir mücadelenin birinci yıl dönümünde TRT Haber olarak başkent Bakü'den sizleri selamlıyoruz. Can Azerbaycan'ın kalbinden bu yayını gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan 44 gün süren vatan muharebesinde işgaldeki topraklarını, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarını yüz ölçüm olarak ifade edersek topraklarının %20'sini geri almak için destansı bir mücadele verdi. Bir kurtuluş savaşıydı. Ve bu kutlu zaferi canını feda ederek kazandıran şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Onları sadece Can Azerbaycan değil, kardeş ülke Türkiye olarak da minnetle anıyoruz, anacağız, yad edeceğiz her zaman. Evet, ata topraklarının yeniden kazandırılmasında şehitlerin destansı, mücadelesi bütün dünyaya örnek oldu. Harp tarihine örnek oldu. Bundan bir yıl önce kurtarılmıştı işgal altındaki topraklar, Karabağ büyük bölümü kurtarıldı ve 44 günde gelen zafer 10 Kasım 2020'de imzalanan anlaşmayla tescil edildi. Zafere gidilen zorlu yoldaki sürece ilişkin bir dosyamızla başlayacağız özel yayınımıza. Daha sonra konuklarımızla karşınızda olacağız. İşte o dosya. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ Azerbaycan'dır. Bazı torpaklarımız işgaldan azad olunup. Selam asker. Asker. Karabağ'da 30 yıla yakın süren işgal. Katledilen yüzlerce masum insan. Yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan 1 milyon kişi. Ermenistan işgal ettiği Azerbaycan topraklarında Türk izini silmeye çalıştı. Ama bununla da yetinmedi. Erivan geçen yıl yeni savaşlar yeni topraklar politikasını benimsediğini açıkladı. Ardından 12 Temmuz 2020'de hem Bakü-Tiflis-Ceyhanboru hattının hem Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun geçtiği stratejik havuza saldırdı. Allah şehirlerimize rahmet eylesin. Onların kanı yerde kalmayacak. Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti. 27 yıllık bir hazırlık vardı Azerbaycan tarafında. Çünkü tekrar Ermenistan'ın Azerbaycan üzerinde bir mütecaviz harekette bulunacağı, tehditler üreteceği zaten biliniyordu ve görünüyordu ve yaşanıyordu. Türkiye de Azerbaycan'ın yanındaydı. Ankara'nın en üst seviyeden tepkisi Azerbaycan'la başlattığı ortak tatbikatla sürdü. Türkiye olarak tüm imkanlarımızla ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. Ermenistan 22 Eylül 2020'de bir kez daha Tovuz'a saldırdı. Artık tahammül sınırı aşılmıştı. Azerbaycan, uluslararası toplumun 30 yıldır kulak tıkadığı sorunu artık kendi çözecekti. 27 Eylül sabahı cephe hattı boyunca harekat başlattı. Azerbaycan ordusu 27 Eylül'de başlattığı karşı taarruzla sadece Ermenistan savunma hatlarını yarıp topraklarını işgalden kurtarmadı. Aynı zamanda bir beka mücadelesi verdi, makus talihini kırdı. Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar da sahada dengeleri değiştirdi. Ermenistan güçleri ise bu süreçte sürekli sivilleri hedef aldı. Gence ve Berde'ye yapılan saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti. Azerbaycan ordusu kararlılıkla ilerledi, işgal altındaki topraklarını adım adım kurtardı. İşgal edilmiş topraklarda Azerbaycan bayrağı kaldırılır. Onların sengerlerinde Azerbaycan askeri dayanır. Onların postları bizim elimizdedir. 8 Kasım'da tarihi Şuşa şehri işgalden kurtarıldı. Büyük ölçüde imha edilen Ermeni ordusunun psikolojik direnci de tamamen kırıldı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Dobrý večer, Vladimir Vladimirovič.
10 Kasım'da Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan'la Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandı. Harekatta 2700'den fazla Azerbaycan askeri şehit oldu. 44 günde gelen zaferle Azerbaycan, yıllardır işgal altında olan 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtardı. Herkes bizim demir yumruğumuz nedir anladı. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında dik duruşu zaferi getiren en önemli etkendi. Tek millet iki devlet olmanın verdiği ortak şuur ve ruhla hareket ediyoruz. Azerbaycan bölgenin gerçek kapasitesinin hayata geçirilmesini engelleyen işgali şanlı zaferiyle sona erdi. Tuzla'ya yakın işgal altında kalan topraklarda bugün yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Evet, başkent Bakü'de kelimenin tam anlamıyla yer gök bayraklarla donatılmış durumda. Dün geceden itibaren sokaklarda konvoylar halinde bu kutlu zaferi anan ve Ermenistan'ın işgaline son veren şehitleri yad eden Azerbaycanlıları gördük. Azerbaycan Türkleri sadece kendi bayraklarını değil, zaten tek millet, iki devlet vurgusunu her noktada yapıyorlar. Bayrağımız Azerbaycan bayrağıyla birlikte dalgalandırılıyor. Hemen hemen her binada, her camda, her arabanın üzerinde rastlıyoruz ve tabii yer yer Pakistan bayrağını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını. Evet, Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'ı topraklarından çıkardığı 2. Karabağ Savaşı sadece iki ülke arasında yaşanan bir savaş değil. Kafkasya'nın yeni jeopolitik durumunun da dengelerinin de kilometre taşı oldu. Bu özel yayınımızda 3 konuğumuz var bizlerle birlikte. Doktor Nazım Cafersoy, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi öğretim üyesi, Profesör Doktor Musa Kasımlı, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda milletvekili. Öte yandan üçüncü konuğumuz da yine bizlere bu yayında eşlik edecek Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Aras Aslanlı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl bir zaferin yıl dönümündeyiz, birinci yıl dönümündeyiz diyeyim ve Aras Aslanlı sizle başlayalım. Kafkaslardaki dengeleri de değiştiren kilometre taşı bir zaferdir dedik. Bir yıl önce Karabağ'da kazanılan zafer. Neler söylersiniz? Evet, aslında 44 gün büyük tarihte kısa bir süre gibiydi ama gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi büyük bir tarihi gidişatı değiştiren bir zafer oldu aslında. Çoğu zaman biz hep 30 yıllık işgalden bahsederiz. 30-27 yıl önce başlamış bir işgal. Yaklaşık 27 yıldır devam eden bir işgal. Ve çoğu zaman 27 yıldır işgal altında kalan topraklarımızı kurtardık. 27 yıllık bir hasrete son verdik deriz ama aslında son verdiğimiz hasret sadece 27 yıllık hasret değildi. Yaklaşık 200 yıllık bu coğrafyada Türk Müslümanların kaderini, bu Azerbaycan coğrafyasının, Türk coğrafyasının kaderini hep olumsuz yönde götüren bir gidişatın tersine çevirmekti. Yani tarihi bir sorumluluktu aslında bu zafer. Yani sadece bu 27 yıl önce işgal edilmiş toprakları kurtarma anlamı taşımıyordu. Tabii ki toprakların işgalden kurtarılması ilk hedefti Azerbaycan için ama bu işgal sadece Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi değildi. Büyük güçlerin Kafkasya için oynadıkları oyunun, büyük güçlerin Kafkasya'daki emperyal çıkarlarının sonucuydu. O anlamda Azerbaycan'ın kazandığı zafer sadece Ermenistan üzerinde kazanılmış bir zafer değildi. Büyük güçlerin Kafkasya'daki oyunlarını durdurmak, tersine çevirmek ve burada güçlü Azerbaycan merkezli, Bakü merkezli bir güçlü devlet ortaya çıktığı zaman artık buranın bir gerginlik, çatışma, büyük oyunların oynanacağı bölge değil, İşbirliğinin, refahın, uluslararası hukukun kabul gördüğü bir bölge olduğunun göstergesiydi. Bu anlamda biz
sadece Ermenistan işgaline son vermedik. Üç tarihi, tarihi adalete uygun bir biçimde geriye döndürdük. Ve tabii artık bölgede emelleri olan başka bir devletlerin önünde de bir anlamda Azerbaycan aynı zamanda Türkiye ile birlikte bir set oluşturmuş oldu. Peki Doktor Nazım Cafersoy, size sormak istiyorum. Şimdi savaşın başında buradaydım, birlikteydik. Evet. Tahmin ettiniz mi bu kadar kısa bir sürede büyük bir destansı zafer elde edileceğini? Bu topraklardan Türklerin izini silmek ya da Türk halklarını baskılamak için emperyal güçlerin çeşitli manevralar oldu. Bulunduğumuz bölgenin özelliği itibariyle bu vurguyu yaptım. Zira Şehitler Bahçesi'ndeyiz. Burada 1918 Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü işgal etmek isteyenlere karşı verdiği şanlı mücadelede şehit düşenlerin anıt mezarları var. 1133 şehit. Baktım şimdi, her zaman biliyorum ama bir kez daha izleyenlerimize hatırlatalım. Kocaeli'nden, Bolu'dan, Diyarbakır'dan, İzmir'den, Kütahya'dan, Isparta'dan. Türkiye'nin dört bir yanından Kafkas İslam Ordusu'nun saflarında yer almış şehitlerin temsili anıt mezarları var. Yine 1. Karabağ Savaşı'nda şehit düşen kardeşlerimizin mezarları var. Ve 20 Ocak 1990'da Rusların Bakü'yü işgali sırasında halkın üzerine ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin mezarları var. Buyurun efendim. Şimdi savaşı tahmin ettiniz mi sorusu aslında hem evet hem hayır denebilecek bir cevap. Yani savaşın bu kadar kısa sürede zaferle sonuçlanacağını. Evet, ondan dolayı şu. Bir defa şöyle bir inancımız var. Yani her Azerbaycan Türkünün hafızası şöyle bir inancı var. Yaşından, ondan sonra görevinden bağımsız olarak bir gün o topraklara geri döneceğiz. Tabii bu bir bir inanç şekli. Diğer taraftan bir de tarihi hafızayı kurcalayınca burası bizim yani en az 1000 sene ama Hazara Türklerini de kastedersek 1500 senelik bir Türk yurdu, Türk coğrafyası, bu coğrafya. Dolayısıyla burası bizim vatan. Yani buraya 1500 önce gelip burada bir büyük bir miras oluşturduk. Sadece Aras hocamızın demin ifade ettiği gibi son 200 senede tarihin doğal akışı değiştirildi. O tarihsel hafızanın yeniden canlanacağının da bir bilim adamı olarak o kanaati taşıyordum. Öte yandan bir stratejiyle ilgilenen, uluslararası ilişkilerle ilgilenen bir akademisyen olarak mevcut güç dengesinin, mevcut işgal durumunun ulusal güç parametreleri ve bölgesel dengeler anlamında çok çarpık olduğunun da farkındaydım. Dolayısıyla ama tabii o 200 senelik süreç kendi içerisinde bazı sorular barındırıyordu. Ama bunun olacağının işaretlerini biz aslında ola gele görüyorduk. Mesela her ne kadar ilk savaşı kaybetsek dahi bazı iç ve dış dinamikler nedeniyle bunun sadece savaşın bir aşaması olduğunun farkındaydık. Bu manada yani bir akademisyen olarak da farkındaydık. O umudumuzu koruyorduk ve bu umudu besleyen, kuvvetlendiren, anlamlı hale getiren hamleleri de zaman içerisinde dikkatle baktığımız zaman görüyorduk. Mesela bu hamleyi biz 2016'daki 4 günlük savaşta gördük. Yine bu hamleyi 2018'de cephedeki bir bölgesinde, Nahçıvan bölgesinde Azerbaycan ordusunun başarılı operasyonunda gördük. Keza bu süreçte Türkiye'nin küresel siyasette ve bölgesel siyasette artan gücünü, etkinliğini ve Azerbaycan'a, Kafkasya'ya yönelik ağırlığının arttığını da gördük. Bütün bunlar bazı şeylerin habercisiydi. Savaş başladıktan sonra yani doğru zamanda doğru hamleler gerçekleştirirsek bu savaşı başarıyla sonuca erecektiğimizi düşünüyorduk. Bunun çok sürmeyeceğini tahmin ediyorduk aslında akademisyen olarak. Ve geldiğimiz noktada aslında bunu önemli ölçüde de başarmış olduğumuzu, tahmin ettiğimizi de gördük. Evet, Sayın Milletvekilim, bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Profesör Doktor Musa Kasım, aynı zamanda Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü'nde başkanısınız. Size söz vermeden önce bu savaşı dünyaya
TRT Haber duyurdu. Ve duyuran isim de meslektaşım Fatih Avanos'tu. Saldırıya da maruz kaldılar. Şu an Bakü'de bu zafer gününün kutlanmasına ilişkin törenleri takip ediyor kendisi. Bir Fatih Avanos'a çevirelim kameralarımızı. Sonrasında sizle devam edeceğiz. Evet, Fatih Avanos, şu anda hangi noktadasın bilmiyorum ama dün Şuşa'daydın. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve uluslararası basınla birlikteydin. Şuşa'ya gitmek nasip olmadı bana. Özlemle bekliyorum. Özel ve de aynı zamanda evet, tarihi öneme sahip kentte bulunmak sanırım her Türk'ün özlemidir. Bölgenin aynı zamanda Ermenistan'ın döşediği mayınlara ilişkin haritayı vermemesinden dolayı tehlike arz ettiğini de biliyoruz. Güvenlik sıkıntısı Karabağ'ın hemen hemen tamamında maalesef devam ediyor. O mayınların temizlenmesi için de canla başla çalışıyor Azerbaycan ve Türkiye omuz omuza. Evet, Fatih Avanos, dün Şuşa'daydın dedim. Savaşın bu kutlu zafere uzanan sürecin ilk tanıklarından birisin, ilk habercisin. Şu an Bakü'de Zafer Bayramı etkinliklerine tanıklık ediyorsun diyeyim ve sözü hemen sana bırakalım. ...30 yıllık hasretin kutlamaları da aslında aynen bu şekilde büyük bir coşkuyla yapılıyor. Azerbaycanlılar aylardır bu anı bekliyordu. Birinci yıl dönümünü bekliyordu ve 8 Kasım gerek Şuşa'nın işgalden kurtarılması gerekse de genel itibariyle 44 günlük zaferin adının konulduğu tarih oldu. Azerbaycan'ın zafer günü oldu. Konuştuğumuz birçok Azerbaycanlı artık bizim de zafer bayramımız var diye seviniyorlar ve bizlerle bu sevinci paylaşıyorlardı. Dün yine Şuşa'daydık demiştik. Orada bir takım hazırlıklar vardı. Çünkü bugün Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Şuşa'daydı. Şuşa'da törenlere katıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oradaki askeri törenin ardından açıklamalarda da bulundu. Önce ulusa sesleniş konuşmasında neler söyledi? Kısaca onlardan bahsedelim. Azerbaycan toprak bütünlüğünü o 44 günlük tarihi zaferle sağlamıştır ve tarihi adaleti de uluslararası adaleti de sağlamıştır dedi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. 44 gün içerisinde Azerbaycan Ermenistan ordusunu mahvederek tarihi bir zafer kazanmıştır. İkinci Karabağ Savaşı şanlı tarihimizin en parlak dönemecidir dedi. İşgal vaziyetini hiçbir zaman kabul etmemiştik ama hazırlıklar yapıyorduk, doğru zamanı bekliyorduk dedi ve Ermenistan'ın bizim bu durumla kabullenmeyeceğimizi çok iyi anlaması gerekiyordu ama anlamadılar dedi. İşgal döneminde hazırlıklarımızı en iyi şekilde en güçlü ülkelerden gelişmiş muasir silahlarla aslında geçirdik ve adaletli bir savaş yürüterek uluslararası hukuka uyduklarını ifade etti. Karabağ Ermenistan diyerek sadece bizi küçümsemediler, aynı zamanda bizi tehdit etmişlerdi ve tehditleri de artarak devam ediyordu dedi. Bu hareketin ve kaçınılmaz olduğunu ifade etti ve artık 44 günlük zafer sonrasında bu topraklarda ezan sesi, bu topraklarda Azerbaycan dili duyuluyor ve konuşuluyor dedi. Bütün uluslararası baskıya rağmen bir adım geri atmadıklarını ifade etti ve bizim şartlarımızı kabul ederek 8 Kasım'ı 9 Kasım'a bağlayan gece Ermenistan yenilgiyi kabul etti. Beyaz bayrak salladı dedi ve bugün bizim için büyük gündür dedi. Bütün dünyaya bu kutlu zaferi gösterdiklerini ifade etti. Eğer bir daha bize karşı bir tehdit olursa bu demir yumruk hazırdır dedi ve Karabağ Azerbaycan'dır diyerek de sözlerini sona erdirdi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Sabah saatlerinde ilk olarak Şuşa'da zafer dolayısıyla bir şükür namazı icra edildi. Aşağı Gövhera Camii'nde yine şükür namazı eda edildi. Ardından başkent Bakü'de en aslında cezbedici nokta hemen Hazar Denizi'nin kıyısında şu anda da bulunduğumuz Park Bulvar tarafındaydık ve burada 440 metre ki 44 günlük savaşı aslında temsilen 440 metrelik uzunluğunda Azerbaycan bayrağını taşıyan dev kortej askeri bando eşliğinde Ganimetler Parkı'na bulvar boyunca bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Şu sıralarda da 4 günlük Zafer Bayramı tatili olması sebebiyle Azerbaycanlılar yine şehrin en gözde turistik noktalarında ellerinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla ve büyük coşku sevinç yaşıyorlar. Azerbaycanlılar yine geçtiğimiz hafta haberlerini de
yapmıştık. Zafer Kermesi vardı. Orada konserler düzenleniyor. O konserlere katılıyorlar ve size de belki sesi ulaşıyordur. Kortejler esinde, konvoylar eşliğinde Azerbaycan ve Türkiye bayraklarıyla araçlar, kornalarla birlikte bu mutlu günü, bu kutlu günü doyasıya yaşıyorlar diyelim. Şuşa'dan bahsetmiştiniz, girişte bahsettik. Şuşa'nın tarihi önemi nedir? Kaç yüzyıldır Azerbaycan'da ve hangi sembolik mekanlara sahip? Stratejik konumu nedir? Bununla ilgili bir haber hazırladık. Dilerseniz şimdi o haberimiz gelsin ekranlarınıza. Dağlık Karabağ'ın merkezinde en stratejik noktasında bulunuyor. Birçok kültürel mirasa ev sahipliği yapıyor. Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa'dayız. Şuşa'nın tarihi abidelerinden biri Şuşa Kalesi. 1753 yılında yapımına başlanan bir kale. Tarihi bir kale olduğunu ifade etmiştik. Gence Kapısı olarak da geçiyor aslında. Batı ile doğuyu birleştiren Dağlık Karabağ'ın en stratejik noktalarından birinde Şuşa'da bulunuyor bu kale. Üç tarafı derin yamaçlarla çevrili kent, Karabağ'a yukarıdan bakıyor ve batıdan gelen yolları kontrol ediyor. Şuşa şehrinin güney, doğu ve batı cephesi kayalıklarla ve derin yamaçlarla çevreli olduğu için dönemin şahı Panah Ali Han şehrin kuzey kısmına, kuzey tarafına surlar inşa etmiş ve yine surlarla birlikte bölgeyi koruyacak nöbetçi askerlerin bulunacağı kuleler inşa etmişti. Şuşa asırlar boyunca Güney Kafkasya'nın siyasi ve kültürel merkezlerinden biri oldu. 1977'de tarihi ve mimari koruma alanı ilan edildi. Azerbaycan'ın kültür ve medeniyet başkenti Şuşa birçok sanat insanını da yetiştirmesiyle tanınıyor. Üzeyir Hacıbeyli de onlardan biriydi. Azerbaycan Milli Marşı'nın bestecisiydi. 1948 yılında hayatını kaybetmişti. 1985 yılında bu noktada hemen evinin yanına heykeli yapılmıştı. Ancak 30 yıllık işgal süresinde Ermeni güçler onun heykelini de tahrip etmişti. Ve işgal sürecinin sona ermesiyle birlikte de Haydar Aliyev Fondu tarafından yine aynı noktada Üzeyir Hacıbeyli'nin heykeli yapıldı. Şuşa 8 Mayıs 1992'de Ermeniler tarafından işgal edildi. 195 Azerbaycan Türk'ü şehit edildi. Şehir tahrip edilirken yüzlerce tarihi eser de yok edildi. Şuşa'nın belki de en sembolik noktasındayız. Yukarı Gövher Ağa Camii'nin hemen önündeyiz. Burası Şuşa denince ilk akla gelen mabet aslında. Ermeniler işgal döneminde Azerbaycanlıların mescitlerini ahıra çevirmiş, hayvanları burada barındırmışlardı. Azerbaycan işgale son verdikten sonra mescitlerini yeniden eski haline dönüştürmek için çalışmalara başladı. İşgalciler Türk tarihine ait bütün izleri silmek istedi. Azerbaycan ise Şuşa'yı 28 yıl sonra 8 Kasım 2020'de işgalden kurtardı ve yeniden Türk dünyasının önemli merkezine çevirmek için çalışmalara başladı. Şu noktanın için altını çizelim. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sabah saatlerinde Azerbaycan'ın medeniyet başkenti Şuşa'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyaretiyle ilk kez uluslararası bir anlaşmanın da imzalanmasına ev sahipliği yapmıştı Şuşa geçen Haziran ayında. Profesör Doktor Musa Kasımlı bizlerle birlikte demiştik. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kafkas Araştırmaları Enstitüsü Başkanı ve milletvekili aynı zamanda. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kutlu olsun. Size de. Sizin için ne anlam ifade ediyor bu Zafer Bayramı? Bunun ötesinde Ali Başkumandan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların azat edilmesini, özgürleştirilmesini kararlaştırdığında ne hissettiniz? Nasıl bir sürecin sizi beklediğini düşündünüz? Parlamentodaki atmosfer neydi, duygu neydi? İlk önce teşekkür ederim. Savaş bilirsiniz ki her bir milletin,
her bir devletin talihinde, hayatında çok acı bir sayfadır. Öten yıl 27 sentyabrda, Eylül'de savaş haberi gelirken bütün millet sanki sevinirdi. Düğüne gedirmiş kimi cepheye yola düştü. Bu nedendi? Ben inanmakta zorlardım, zorlandım. Yani Terter'de, Gence'de arabalarıyla yola çıkmış insanların evet, bir bölümünü 50-60 hatta 70 yaşında insanlar da oluşturuyordu. Gençler keza öyle. Yani bugün 20-22 yaşında olan gençlerin cepheye koştuğuna tanıklık ettim. Onun evet, için çok sıra dışı bir... Yani bu sıra dışı bir şey ve dünya ülkeleri tarihinde rast gelinmeyen bir şey. Yani bir millet savaş için susamış ve Sayın Cumhurbaşkanımız Müzeffer Ali Baş Komutanımız İlham Əliyevin etrafında birleşti ve toprakları işgalcılardan sizin söylediğiniz gibi 44 günde azat etti. Ama 44 günde toprakların işgalden kurtarılması, uzun yıllar boyu Azerbaycan buna hazırlaşmıştı. Kolay olmadı. Şu rakamları hiçbir, da izleyenlerle paylaşayım evet, ben. Kolay da olmadı. 2908 şehit verdiniz. 6 askerin akıbeti hala meçhul. 2000 asker de bu savaşta gazi oldu. Her bir vatan evladı bizim için azizdir. Şehitler hiçbir zaman ölmezler. Allah bütün şehitlere rahmet eylesin. Onlar ebedi yaşarlar. Gazilerimize de Allah'tan şifa dileyelim. Ama 44 günlük savaş bizim rüyalarımızı gerçekleştirdi. Bu savaşta kazanılan zafer təkcə Azerbaycan'ın zaferi değil. Bu yüreğimizin bir parçası olan, bir millet, iki devlet olan kardeş Türkiye'nin zaferidir. Bütün Türk dünyasının zaferidir. Aynı zamanda adil dünyanın zaferidir. Bu zaferle Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya beynəlxalq münasibetlerin, uluslararası ilişkilerin temel prensiplerinin nasıl yerine getirildiğini bir modelini verdi. Ve bu savaşta kardeş Türkiye-Azerbaycan'ın yanında manevi, siyasi, diplomatik açıdan oldu. Bu sadece Türkiye'nin, Türk milletinin Azerbaycan'la kardeşlik bağlarından ileri gelmirdi. Azerbaycan'ın hak işini müdafiye etmek, Türk milletinin minillikler boyu formalaşmış adalet hissinden Birleşmiş Milletler kararlarının yerine getirilmesi isteğinden doğurdu ve bununla da Türkiye bütün dünyaya bir örnek oldu. Gösterdi ki, adaletin, hakkın yanında durmak gerekir. Ve düşünürüm, bu savaş bütün her şeyi yerine koydu. Ve bu zaferin baş memarı Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Əliyev, kahraman şehitlerimiz, güclü ordumuzdu. Biz bu 44 günlük savaşta zafere 1993 yılında ateşkes imzalandıktan sonra adım adım geldik. Fuat Bey, burada bir meselenin, bir konunun altını çizmek isterim. 1994 yılında ateşkes imzalandıktan sonra Ermenistan daim bu problemi oldu bitti kimi təqdim etmek istedi. Danışıklar uzatıldı. İşgali oldu bitti kimi tanıtmak istedi. Azerbaycan ise çok ağıllı, sabırlı bir strateji güttü. Azerbaycan Ermenistan stratejisinden farklı olarak stabillik, sabitlik, güclü dövlət, inkişaf, güclü ordu ve
44 günlük zəfər bir daha göstərdi ki, Azərbaycan təkcə hərb baxımından Ermənistan üzərində zəfər kazanmadı. Aynı zamanda bu Azərbaycan ekonomisinin, Azərbaycan idarəçilik sisteminin, millətin milli mənəvi ruhunun, psixoloji ruhunun üstünlüyüydü, zəfəriydi. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. Uluslararası toplumun Azerbaycan'a takındığı ikiyüzlü tavrın da apaçık ortaya çıkarıldığı bir zafer oldu. Zira kısa adı AGİT olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Ermenistan yanlısı bir tutumla 30 yıl boyunca neredeyse oyaladı. Ve masanın devrildiğini anladıklarında da Fransa, Amerika Birleşik Devletleri Bakü üzerinde bir an evvel ateşkes imzalanması için baskı kurmaya çalıştı. Ama gerek Sayın Aliyev, gerekse yanındaki kardeşim vurgusu yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu savaşın sürecini bir zaferle taçlandırma kararlılığını görünce, geri adım atılmayacağını fark edince de sessizliği tercih ettiler. Bakın, Ermenistan yalnız kaldı. Burada, son 3-4 günde özellikle. Burada bir meseleni, bir hususu vurgulamak isterim. O neden ibarettir? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özünün iradesini ortaya koyması. O neden ibarettir? Gösterdi ki bir kez bir devlet buraya müdahale de bulunursa ben de bulunacağım. Ve bununla diğer devletleri buraya müdahaleden çekindirdi ve Ermenistan zaten Azerbaycan'la baş başa kalırsa hiçbir zaman uğur kazanabilmez ve bizim toprakları da Ermenistan hiçbir zaman tek başına işgal etmedi. Bunu altını çizmek evet. gerekir. Şimdi güvenlik konularında uzman bir isim, kendisi aynı zamanda terörle mücadelede gazi olmuş bir emekli subayımız ve bu Kurtuluş Savaşı olarak tanımlanan Karabağ zaferinin tarihe mal olması için cephe hattını, cephe gerisini bütün yönleriyle aylardır burada kalarak kalem almış bir isim var, Abdullah Ağar. Onunla konuştuğumda çok önemli bir vurgu yapmıştı 2 gün önce. Dedi ki Karabağ Savaşı dünya harp tarihine yazılacak en model, en nadir, en önemli savaşlardan birisidir. Ve ekledi. Sadece 5. nesil savaşın aygıtlarını kullanmasıyla değil, içinde konvansiyonel harbin olması, dünyanın en güçlü hava savunma sistemlerinden birisini alt etmesi, yani Ohanyan hattı diye ifade edilen hattın dağıtılması. Bu çok önemlidir dedi. Bugün artık bundan sonra savaş tarihi, savaş akademilerinin eğitim müfredatında Karabağ Zaferi'nin özel bir yeri olacak dedi. Ve hepimiz görüş birliği içerisindeyiz herhalde, tartışmasız. SİHA'lar, silahlı insansız hava araçları çok büyük bir devrime neden oldu savaş tarihinde. Şimdi Karabağ'da zaferi getiren en önemli unsurlardan biriydi. Şüphesiz canı pahasına orada savaşan, şehit düşen binlerce kardeşimizin tartışmasız payı var. Ama onlara destek gücü olarak ilk kez savaş tarihinde böylesine etki yaratan silahlı insansız hava araçlarını da vurgulamak istedim bu noktada. Ve Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sağlayan en önemli unsur oldu. Türkiye'den satın alınan SİHA'lar. Şimdi Türk SİHA'larının bu başarısının dünya çapında ses getirdiğini de biliyoruz. Buna ilişkin bir haber dosyamız var. Onu ekranlara getirelim, sonrasında devam edelim. Zafere giden yolda savaş sahasındaki en etkili silahlardan biri oldu. Azerbaycan ordusunun 30 yıla yakın süren Ermeni işgaline son vermesinde kilit rol oynadı. Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı silahlı insansız hava araçları Karabağ Savaşı'nda dünyanın dikkatini çekti. Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği yerli atılımlar sahada dengeleri değiştiriyor. Bu çalışmaların en önemli ürünü gurur ve güven kaynağı olan SİHA'lar. Savunma stratejilerine yön veren SİHA'lar Karabağ Savaşı'nda belirleyici oldu. Azerbaycan'ın elde ettiği tarihi zafer Türk SİHA'larının ortaya koyduğu etkinin en somut örneğiydi.
silahlı hava araçları bize büyük imkanlar sağladı ve aynı zamanda can kaybının çok da büyük olmamasına da getirip çıkardı. SİHA'lar 44 gün süren mücadelede tüm cephelerde kullanıldı. En ağır muharebe koşullarında 3000 saat aralıksız görev yaptı. 900'e yakın hedefi nokta atışıyla vurdu. Savaşın en kritik anlarında Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sağladı. Düşmanın hava savunma duvarını, hava savunma sistemleri üzerinden oluşturmuş olduğu duvarı çökertti ilk günden. Yani 13 tane o sayı ilk günden yok etti. Büyük bir isabet oranıyla 900 civarında hedefi yok etti. Korkunç bir şey. Yani 900 civarında tank, zırhlı personel taşıyıcı, BMP-1, BMP-2, top sistemi. Yani savaşın en ağır zayiatını verdirenler düşman topçularıydı Azerbaycan ordusuna. SİHA'lar tarafından savaş dışında bırakılan Ermeni araçlarının toplam maliyeti 1 milyar doları buldu. Türk SİHA'larının psikolojik etkisi de büyük oldu. Düşmanın stratejik yığınağını, Cebrail'in batısındaki stratejik yığınağını yok edince düşman karşı taarruzlar yapmaya kalktı. Ama yapmaya kalktığı karşı taarruzlar hepsi zayıf kaldı. Düşman her an vurulabileceğine dair bir güvensizlik yaşadı ve bu güvensizliğin karşılığı da onu buldu. Karabağ Zaferi ile birlikte tüm dünya Türk SİHA'larının başarısını konuştu. 4. nesil savaş ve Kentler Savaşı'ydı. Karabağ Savaşı da 5. nesil savaşa geçişin savaşı. Örneğin SİHA'ların dahil oldu. 5. nesil savaşının 12 farklı disiplinini kullandı. NATO ülkeleri için en büyük sorun Rus menşeli hava savunma sistemini, hava savunma duvarını katmanlı ve kademeli konuşlanmasını imha etmektir, yok etmektir. Bunu hiç şu ana kadar hiçbir NATO ülkesi yapmadı, uygulayamadı. Bir tek Azerbaycan yaptı şu ana. Bu başarının ardından ülkeler savaş stratejilerinde değişikliğe gitti. Türk SİHA'larına talep de arttı. Toprağımız işgaldan azad olunup. Selam asker. Asker. Evet, Azerbaycan'ın kutlu günü Zafer Bayramı bugün. Karabağ Savaşı'nın 1. yıl dönümü. Tarihi bir zafer elde edildi. 44 gün süren evet, göğüs göğüse gelinen noktalar da olduğu için göğüs göğüse verilen mücadele vurgusunu da burada yapmak isterim. Karabağ Savaşı Kafkaslar'da kazanılmış bir büyük zaferdir. Evet, ama bir diğer tarafıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurtuluş Savaşı'na benzer karakter olarak ortaya çıkmaktadır diyor uzmanlar. Karabağ Savaşı da Kafkaslar'da az önce konuklarımız da belirtti. 200 yıldır geriye gidişin artık tersine dönüşü, bir diğer ifadeyle ileriye adım atmanın ilk ete kemiğe bürünmüş halidir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bugün burada Şuşa'da olduğunu belirttik. Aynı zamanda kuvvet komutanlarımız da burada Türkiye'den. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz. Bu kutlu günde, bu zafer bayramında can Azerbaycan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın sevincine ortaklık ediyorlar. Türkiye olarak her zaman Azerbaycan'ın yanında, Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanında olmaya devam edecek vurgusunu yapalım ve konuklarımıza devam edelim. Evet. Öncelikle ne mutlu ki ilmik ilmik işlenen bu zaferde siz de buradaydınız. Ben de buradaydım diyorum birçok meslektaşım gibi. TRT Haber 60'a yakın ekibiyle, 60 kişiden oluşan ekibiyle büyük bir dezenformasyonu da ve savaşın gidişatına ilişkin bilgileri de dünya kamuoyuyla paylaştı ve Ermenistan'ın propagandasını açığa çıkardı, kara propagandasını. Rus basınının da keza öyle, özellikle Fransız basınının altını çizmek istiyorum burada. Neler söylersiniz o süreçte,
nasıl bir psikolojik savaşla karşı karşıya kaldı cephedeki asker, Azerbaycan halkı, neler söylersiniz? Aslında Azerbaycan yıllardır bu hukuksuzluktan bıkmıştı, işgalden bıkmıştı ama belki böyle bir kritik zamanlamanın olmasının nedenlerinden birisi de yani Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmak için bir özgürlük harekatına başlarsa büyük bir psikolojik harekatla karşı karşıya kalacağını biliyordu. İçeride sorunlar çıkarmak isteyen güçlerin olduğunu biliyordu. Hem kuzeyimizde hem güneyimizde, batıda her tarafta bu tür güçler vardı ve o güçlerin de temel hedefi sadece Azerbaycan değildi. Hani çok güzel bir benzetme yaptınız. Daha önce de beraber de yaptık, diğer uzmanlar da yaptılar. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na benzer bir mücadele. Nasıl ki Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı 20. yüzyılın başında mazlum milletler için bir başarı öyküsü ve umut kaynağı olmuşsa, Azerbaycan'ın 21. yüzyılın başında verdiği bu mücadele 21. yüzyılda uluslararası hukukun uygulanmamasından zarar gören, büyük güçlerin emperyal oyunlarından zarar gören milletler için de bir umut kaynağı olacaktı. Ondan dolayı büyük güçler, yani büyük güçler burada Azerbaycan bir şeyi başarınca başarının sadece Azerbaycan'la sınırlı kalmayacağını biliyorlardı. Araz Hocam, zaten öyle bir markete girdim dün. 4 fotoğraf çerçevelendirilmiş ve evinde babasının fotoğrafı o kadar büyük bir çerçevede yer alıyor mu bilmiyorum, ya da atalarının, eminim vardır. Ama bir ironi gibi geldi bana. Markette kasanın üzerinde 4 fotoğraf yan yana: Haydar Aliyev, İlham Aliyev, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinin büyük önderi, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk. Büyük bir anlam taşıyor. Yani aslında dünyanın birçok yerinde de benzer resimleri belki bulabiliriz. Nedeni şu, yani kimsenin belki umut etmediğini, hani biz umutluyduk ama dışarıda yok, bu bir mucizedir, başarılamaz. Şuşa'nın kurtuluşu olsun, genel olarak işgal altındaki toprakların kurtuluşu olsun. Yani çoğu insan için dışarıda bizim durumumuzda olan toprakları işgal edilmiş, uluslararası hukuktan zarar gören birçok ülke için bu başarılamayacak bir şey gibi duruyordu. Onun için psikolojik operasyonları biz bekliyorduk, yaptılar da. Ama Azerbaycan hem devlet olarak güçlendiği için bir özgüven vardı, hem TRT başta olmak üzere Türkiye'nin, kardeş ülkenin yayın kuruluşları Azerbaycan'ın hak sesini dünyaya duyurmak için buradalardı. Türkiye Cumhuriyeti devleti her yönüyle buradaydı ve hani askeri anlamda aktif bir süreçin içinde yer alması gerekmedi ama dengeleyici rolü sonucun belirlenmesi açısından kritik oldu. O nedenle hem psikolojik operasyon bakımından hem Allah korusun terör planlanıyordu, onları da biliyoruz. Hepsi açısından Türkiye'nin buradaki varlığı ve desteği, aynı zamanda Azerbaycan devletinin güçlü olması, bir güç kazanması 90'ların başıyla kıyaslandığında sonuçların belirlenmesi açısından çok önemli oldu. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Nazım Cafersoy. Şimdi hocam, tarafları arasında bir ateşkes ve evet savaşı kaybettiğine dair bir deklarasyon diyebileceğimiz Ermenistan'ın kabulü var ama imzalanan anlaşma doğrultusunda alınan kararlara baktığımızda Karabağ'ın diğer bölgelerinin aşamalı bir şekilde Azerbaycan'a geri verilmesi, bölgede barışın sağlanabilmesi için 1960 kişiden oluşan Rus askerlerinin Laçın koridorunun 5 kilometre derinliğinde görevlendirilmesi, Azerbaycan'ın batı bölgelerinin Nahçıvan'la iletişiminin Ermenistan vasıtasıyla sağlanması ve bunun için de önümüzdeki 3 yıl içinde taraflar arasında mutabakata varılması. Ben uzun uzun aktarmayayım ama siz bahse konu anlaşmanın ki en önemli noktasını oluşturan bir kontrol merkezi Türkiye'de resmi olarak yer alıyor bu kontrol merkezinde. Bölgede oluşturulan bu barışın kontrol edilmesi için ateşkes kontrol merkezinin işlevini şu ana kadar nasıl buldunuz? Ermenistan'ın, özellikle de diasporanın, yani Fransa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diasporanın da baskısıyla yeni bir çılgınlığa yönelebileceğini düşünüyor musunuz? Yoksa bu anlaşmaya harfiyen uyarlar ve biz bir daha Karabağ'dan silah sesi duymayız diyor musunuz? Şimdi esasında deklarasyonun irade beyanı aslında birkaç tane şeyi netleştirmiş oldu kısaca. Bir,
Azerbaycan'ın askeri zaferini tescillemiş oldu. Keza sonrasında anlaşmanın içerisinde Ermenilerin Ermenistan'ı işgal ettiği bölgeleri terk etme süreci aynı zamanda bir diplomatik zaferin sembolleştiren bir şey bu süreç içerisinde. Yani o gerileme sürecinin Azerbaycan ordusu vurdu, sonra Azerbaycan diplomasisi devam ettirdi ve o geri kalan bölgelerden de kuşatma altına girmek üzere olan Ermenistan ordusu, işgal ordusu çıkmak durumunda kaldı. Bu da işin bir başka tarafı. Bir de tarihin cilvesi bundan 27 sene önce, 28 sene önce o bölgeyi işgal sürecinde teşvik rolünü oynayan aktörler bugün o bölgenin işgaldan kurtarılması sürecinde de ön almak durumunda kaldılar. Bu da o askeri zaferin Azerbaycan-Türkiye işbirliğinin bölgedeki dengeleri nasıl dönüştürdüğünün bir noktası. Burada işte bu dengelerin dönüşmesi noktasının ben hem psikolojik olarak hem de teknik pratik anlamdaki en önemli unsurlardan bir tanesinin Rus-Türk monitör yani gözetleme merkezinin Akdam'da benim bölgem orada bulunması kurulması aslında anlamlı. Öncelikle böyle bir merkezin kurulması Güney Kafkasya'da Türkiye'nin varlığının başta Moskova olmak üzere kabullenilmesinin sembolü. Yani öyle görüyorum önce psikolojik. Keza Azerbaycan anlamında Türkiye buradadırın resmiyet kazanmış şekli. Bu anlamda önemli. Yine aynı şey Ermeniler için hani bu iş eskilerden farklı. Bak gözetleyenler içerisinde Türkler de var. Türk ordusu da var. Algısını vermesi. Keza güneyimizdeki resmi Tahran için de bu manada bir caydırıcılık usulünü ortaya koyan bir süreç. Ve diğer güçler için de bölgede hangi aktörlerin nasıl bir anlam taşıdığını, nereye konması gerektiğini gösteren bir unsur olarak değerlendirilebilir. İşte bu bütün bu şeylerle birlikte düşündüğümüz zaman Ermenistan'ın yeniden tekrar bir savaşa dönebilir mi? Aslında bu süreç son bir senede giderek zayıflayan bir trend olarak devam ediyor. Çünkü başta hatta o kadar zayıflayan bir trend olarak devam ediyor ki bunun riskini Moskova'da da görüyorlar. Hatta başta bizim revanşist olarak tanımladığımız kesimler tekrar bu anlaşmayı kabul etmeyelim, değiştirelim, ondan sonra yeniden savaş için hazırlıklara başlayalım hamlelerini gerçekleştirdikçe hatta Moskova'dan uyarı da geldi. Bu Ermenistan'ın intiharı olur. Evet. Şimdi Erivan şüphesiz artık komşularının egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermek, başkalarının hesabına saldırgan siyasetler izlemekten vazgeçmek zorunda kaldığını gördü. Umarım görmüştür, bilemiyorum. Gerçekten önemli, zira Ermenistan ordusunun direnememesinin önemli bir sebebi de o günlerde tanıklık ettik. Çok sayıda firarın yaşanmış olması. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda Ermenistan'ın bölgenin gerçek dinamikleri çerçevesinde hareket etmesini ve ilişkiye geçmesini, yani bu toprakların huzuru, ekonomik refah açısından da mevcut durumu kabullenerek, bununla yüzleşerek diplomatik kanalları artık açması gerektiğini ifade ediyorlar. Yani Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, İran bölgede ekonomik ağırlıklı bir işbirliği sürecini başlatabilir anlamında algılıyorum ben. Neler söylersiniz? Siz de böyle mi yorumluyorsunuz? Ermenistan buna yanaşır mı? Siz tam haklısınız. Bu zafer aslında benim düşünceme göre aynı zamanda Ermenistan'ın indiki hakimiyetinden narazı olan Ermeni kitlesinin bir zaferidir. Çünkü 30 yıldan çok bir süreçte Ermeniler bir kriminal rejimin idaresinde olmuşlar. Ermenistan'ın hilası, nicatı nededir? Sizin söylediğiniz dedi. Ermenistan komşularıyla iyi geçinmesi gerekir. Yani bir İstanbul'un bir Kadıköy'ü kadar
nüfusu olan Ermenistan, Türkiye kimi nehangi bir dünyanın G20 devletinden birine toprak iddiası ireli sürürse bu intihar demektir. Veyahut da Azerbaycan'a iddialar ireli sürürse aynen kendine gasp etmek demektir. Gürcistan'a da aynı iddiaları var. Hatta Rusya'nın Karadeniz bölgelerine de var. Yani Ermenistan gelecekte bu iddialara düşebilir. Ben düşünürüm ki Ermeni etnopsikolojisini bilen her bir şahs ilk növbede Ermenistan'ın gelecekte böyle iddialara düşebileceğini bilmesi gerekir. Ama Ermenistan eğer bu iddialara düşürse onun nüfusu asker almağa yeter mi, yetmez mi? Şimdi 30 yıl süren işgalin ardından Karabağ'a dönüş hazırlıkları başladı. Buna ilişkin bir haberimizi ekrana getireceğiz. Sonra devam edelim. Evet, 30 yılı aşkın işgalin sona ermesinin ardından Karabağ'a dönüş hazırlıkları başladı. Bölgede ilk yerleşim Zengilan bölgesine kurulan Ağlı köyünde olacak. Az önce de belirttik. Ermenistan mayın döşediği bölgelere ilişkin haritayı teslim etmiyor, etmemekte direniyor. Bu nedenle mayınlı ve bu bit tuzaklarının döşendiği bölgelerin temizlenmesi sonrasında bölgeye, yani ata topraklarına dönüş hazırlığında on binlerce Azerbaycanlı hazır bekliyor. Buna ilişkin ata toprağına dönmeyi bekleyen Zengilanlı ailelerle yaptığımız röportajları getiriyoruz ekranlarınıza. Zengilan 1993 sonbaharında Ermeni güçleri tarafından işgal edildi. Zengin tarım arazilerine sahip olan bölgede o güne kadar tamamen Azerbaycan Türkleri yaşıyordu. İşgalli topraklarından koparıldılar. Ata toprakları tam 27 yıl sonra yine bir Ekim günü işgalden kurtarıldı. Bakü'de yaşayan Mahmudova ailesi de topraklarına dönecek binlerce Zengilanlı arasında. Zengilan şehri, Zengilan bizimdir, Karabağ bizimdir. Oktyabrın 20'si, Cənab Prezident televizorda açıqladı ki, Zengilan rayonu alındı. Atam deməli bizdən yolun o yüzündə qardaşımla yaşayır. Mən qaça-qaça getdim atamın yanına ki, qapını açdım dedim, ayata bəs muşdulum ver, Zengilan alınır. Elə dik yerindən qalxdı, uy ay bala, nə yaxşı, nə yaxşı. Atam başladı ağlamaya. Ama Minaye Mahmudova'nın babası dönüş gününü göremeden hayatını kaybetti. Vatan özlemiyle son nefesini verdi. Ben oranı görmeyeceğim. Yani ben vaziyetim çok pis. Hekimler de demişler ki yani ne hürmet edebilirsiniz elinde. Yani vaziyet çok pis. Dedi balam ben oraya gidebilmeyeceğim ama ora gedəndə torpaq gətir tökərsən mənim qəbrimin üstünə. Aprelin 18-i atam rəhmətə getdi, aprelin 27-si mən getdim kəndimizə. Öz həyətimizdən torpaq gətirdim atamın, anamın qəbrinin üstünə döktüm. Atam çox sevinmişdi torpaqların alınmağına, hədsiz dərəcədə sevinmişdi atam. İşgalin ardından Karabağ'a ilk dönüş Zengilan'ın Ağlı köyüne olacak. Minaye Mahmudova bölgeye yerleşecek Azerbaycanlılardan biri. Biz çok sevinirik ki elimize, obamıza, ata yurdumuza kaydırın. Düz atam anam rahmete gidip, atam anam dünyadan köçüp, onlarsız biz o kende gidirik. Yani o da bizi çok üzür ama şükür ki yani kentlerimiz alındı, rayonlarımız alındı, Karabağımız alındı. Küçük yaşta topraklardan koparılan Fetelihan Geraylı da doğduğu toprakları görecek olmanın heyecanını yaşıyor. Biz uşaqcan annem bize çok anlatırdı Zengilan'ı. Elə bil ki Zengilan'ın çok güzel görmeli yerleri, səfalı yerlerin. Her defa bize danıştıkça bizim içimizde elə bil ki oraya gitmeye daha çok istiyirdik, daha çok ruhlanırdık ki biz oraya gidelim. Şimdi biz istiyirik oraya gidelim, orada
dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün nə lazımsa əlimizdən gələni etməyə hazırıq. Çiçek Geraylı da abisi gibi bundan sonra kendi köyünde yaşamaya kararlı. Təhsilim mühəndisdir, yəni orada mühəndis kimi işləmək istəyirəm. Həyat yoldaşım da mühəndisdir, o da orada mühəndis kimi işləmək istəyir. Bundan sonraki həyatımızı orada davam eləmək istəyirik, orada işləmək istəyirik, öz övladlarımızdan bir yerdə. Yəni gələcəyimizi orada qurmaq istəyirik. Yıllarca işgal altındaki topraklarından uzakta yaşayan Qarabağlılar şimdi yurtlarına ayak basacakları günü bekliyor. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Selam asker. Asker. Evet. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan Qarabağ'dır. İki devlet, tek millet. Başkent Bakü'den özel yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son cümleleri rica edeceğim. Sayın Milletvekili buyurun. Güney Kafkasya'da barış, işbirliği Türkiye'si olmaz. Çünkü Türkiye, Güney Kafkasya'nın bütün devletleriyle sınırı olan tek devlettir. Hem Rusya, hem İran, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan'la. Ve Azerbaycan ve Türkiye'nin önerileri Ermenistan'ın da faydasındadır. Bölgemizin geleceği barıştadır, işbirliğindedir ve Ermenistan hülyalarından el çekmelidir. Ermenistan'ın refahının yolu Türkiye ve Azerbaycan'la bir olmaktan, onunla İyi keçinməkdən keçir. Başqa cür Ermənistanın heç bir gələcəyi yoxdur. Araz Aslandı, buyurun efendim. Bu məkanda dedelerimiz beraber uyuyor. Atalarımız, dedelerimiz. Bu günləri, bugünkü zaferi birlikdə, el birliyi ilə inşa etdik. Gələcəyi də, şu yan tarafta da bayraqlarımız beraber ucalıyor, yüksəliyor. Gələcəyimizi də birlikdə daha iyi inşa edə biliriz. Və birlikdə inşa edəcəyimiz gələcək sadəcə bizim için deyil, bütün Kafkasya'nın ve dünyanın barış ve refah ortamı olması açısından çok önemli. Nazım Hocam, Nazım Cafer Soy. Şimdi Güney Kafkasya'nın son 200 yıllık tarihi değişiyor. Bu savaş onu değiştirdi ve bu savaşın değişme sürecinde Kafkasya'da yeni bir sayfa açılıyor. İşbirliği, geleceğe, güven, refah, sağlama sembolü veriyor. Avrasya coğrafyası ve mazlum milletler için bu çok büyük bir anlam ifade eden bir rüya. Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üstüsü bunu Kafkasya'nın bir kısmında organize etmişti. Bu savaştan sonra bu sürecin diğer yarım kalan kısmının da tamamlanması anlamında önemli bir dönemeçten geçiyoruz. Bu dönemecin hem kendi insanımıza, hem bölge insanına, hem dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte oynadığı rol üstünde TRT ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. İyi ki buradayız, iyi ki sizler de varsınız. Şehitlerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle anıyoruz, ziyaret ediyoruz. Zor bir süreçti ama gerçek oldu. 44 günde gerçek oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Siz sağ olun. Özel yayında bizlerle birlikte oldunuz. Şüphesiz Devlet Televizyonu İçtimai TV'ye Genel Müdürü Balakişi Kasımova ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu yayının gerçekleşmesinde bize verdikleri her türlü katkı için, destek için, sadece teknik destekten söz etmiyoruz. Bakü temsilcimiz Murat Akkoç'un kaptanlığında bu yayını gerçekleştirdik. Ben ekranlarınıza sundum, taşıdım ama Aysun Doğuz, Esat Çiçek, Töre Ergin, Mustafa Oğuz adını sayamadığım çok sayıda TRT Haber ailesinden arkadaşımız da büyük katkı sundular. Bu akşam saat 21-23 arası 2 saatlik zaman diliminde yine buradan özel yayında Qarabağ Zaferi'nin 1. yıl dönümüne ilişkin özel yayında karşınızda olacağız diyelim ve değerli meslektaşım Canan Yener bizi bekliyor. Canan Yener Reçber'e sözü bırakalım.
Türkiye'de ve dünyanın diğer bölgelerinde hayata dair iyisiyle kötüsüyle olup bitenleri aktarmaya devam edecek. Canan. Teşekkür ediyoruz Fuat Kozluklu'ya ve oradaki konuklarımıza. Bir kez daha biz de buradan kutlayalım Azerbaycan'ın Karabağ zaferini birinci yıl dönümünde sevgili seyirciler.